Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bir deprem felaketi yaşadık ve yastayız. Anadolu'muzda, Türkiye'mizde bir gelenek vardır. Anadolu'nun Müslümanı da, Hristiyanı da, Musevisi de 40 gün yas tutar. Bu bizim geleneğimizdir. 40 gün eğer bir binada cenaze varsa o binadaki çocuklar dahi ses çıkarmazlar. Kavgalar durur ve yas tutulur. Ama değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün Bursa Spor, Ahmet Spor maçında bu yasımıza halel getirildi. Ve örgütlü bir provokasyonla halel getirildi maalesef. Ve bakın, Bursa Spor'un irfanı, Bursa'nın irfanı, depremzede Ahmet Spor'u geçmiş olsun pankartı da karşılardı. Ama orada örgütlü bir provokasyon devreye geçti ve Bursa Spor'u Ahmet Spor bu fotoğrafla karşıladı. Yani 90'lı yılların katillerinin pankartlarını oraya koydu. 90'lı yılların sembolü olan Beyaz Toros'un pankartını açtılar ve Ahmet Sporlu futbolculara bıçaklar atıldı, mermiler atıldı, binlerce yabancı madde atıldı. Gece sabaha kadar da, maçtan bir önce gece sabaha kadar da otelin önünde örgütlü bir provokasyon sahneye konuldu. Şimdi arkadaşlar, hiç kimse bize şunu inandıramaz. Efendim, bir grup milliyetçi genç bir araya gelmişler, böyle bir şey yapmışlar. Kimse bize bunu inandıramaz. Türkiye'nin siyasi tarihi bize bunu inandıramaz. Kesinlikle bu işin arkasında karanlık güçler var. Ve bu karanlık güçleri ortaya çıkarmak için de harekete geçmeyen bir iktidar anlayışı var. Bakın değerli arkadaşlar, Bursa'da gece otelin önüne geliyor güruh, protesto gösterileri yapıyor, ırkçı sloganlar atıyor. Bursa valisi nerede? Bursa Emniyet Müdürü ne yapıyor? Biz bir basın açıklaması yapmaya kalksak binlerce polisi oraya gönderen valiler, emniyet müdürleri ne yapıyor? Yol veriyorlar. Emniyet araçları orada olduğu halde müdahale etmiyorlar değerli arkadaşlar. Ve biz İçişleri Bakanı yetkililerini aradık, Spor Bakanlığı yetkililerini aradık, federasyon yetkililerini aradık, harekete geçin, bir provokasyon geliyor maçta dedik. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Yabancı maddeleri, çakıları, sapanlarla taş atıyor insanlar ve futbolcuları. Bu görüntülerle karşı karşıyayız. Kimse harekete geçmedi. Değerli arkadaşlar, bakın yastayız diyorum ama yası bile saymayanlar, bir de seçime gidiyoruz. Biliyorsunuz seçim dönemlerinde bu tip provokasyonlara yol verilir. Karanlık odaklar yol verir. Hep böyle olmuştur. 7 Haziran 1 Kasım arasında da oldu. Uyardık. Bu bir darbe dinamiğidir dedik. Bize inanmadınız. Evet, 1 Kasım'da belki gücü ele geçirdiniz ama 15 Temmuz günü gördük hep beraber o darbe dinamini. O karanlık elleri 15 Temmuz günü gördük. Şimdi de kanlı bir tezgah sahneye konulmuş durumda. Ve yaz günümüzde bu sahneye kondu. Ve değerli arkadaşlar, maalesef diyorum. Bakın, iktidarın bir ortağı az önce bunu kınadı, bu durumu. Ama maalesef Sayın Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında dedi ki Bursa Spor taraftarlarını milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum dedi. Açıkça söyleyeyim, bakın, ülkücü hareketle 1980 darbesinden önce zannediyor ki milli bir duruş sergiliyor zannediyordu. Ülkücüler, devrimciler birbirlerine girmişti. Ne zaman anladı biliyor musun ülkücü devrimciler bir oyunun içinde olduklarını? 12 Eylül zindanlarında buluştukları gün anladılar. Karanlık bir tezgah içinde birbirlerini öldürdüklerini anladılar. Bakın arkadaşlar, böyle karanlık tezgahlara yol vermek, maalesef diyorum, bu örgütlü provokasyonlara yol vermektir. Bunu yalnızca kınamak yetmez AKP grubu. Gereğini yapmalısınız. Bak, 9 kişi gözaltına alındı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra bir baktık ki 9'u birden bırakıldı. Kim üzerine gidecek diyorsunuz ki? Yargı bunun üzerine gidecek diyorsunuz. Yargı gidebiliyor mu? Gidemiyor. Önerge verdik burada. Önergeyi reddettirdiniz. Değerli arkadaşlar, gelin bu oyunu bozalım. Bunlar karanlık tezgahlardır. Bunun için bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Bu karanlık örgütlü provokasyonun üzerine gitmeye ihtiyaç var. Şunu da söyleyeyim. Ahmet Spor, Ahmet'in gururudur. Ben bir Ahmet milletvekiliyim. Ve Ahmet de vardır, Ahmet Spor da vardır.
Diyarbakır da bizimdir, Ahmet de bizimdir. Bu açıdan bu isimlere saygı duyulmasını bekleriz. Ben Diyarbakırlı AK Parti milletvekillerine sorarım. Ahmet var mıdır, yok mudur? Diyarbakırlı AK Parti milletvekilleri, Ahmet vardır. Ahmet Spor var mıdır AK Parti vekilleri? Ahmet Spor da vardır diyeceklerdir. Ama şimdi belki o cesaretleri yok. Ama Ahmet Spor vardır. Değerli arkadaşlar, gelin bu oyunları bozalım, bu tezgahları bozalım ve sporun kardeşlik hukuku içinde yürümesini sağlayalım ve seçim öncesi bu karanlık tezgahları boşa çıkaralım derim değerli arkadaşlar.